Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle ara yayınları 5. sınıf matematik sahnesi kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Hazırlık sahnesi testi 21. Birinci sorumuzu büyütelim. 4 bölü 5 kesrinin yüzde sembolü ile gösterimi. Şimdi 4 bölü 5. Paydanın 100 olması gerekiyor. Yani 20 ile genişletiyorum. 80 bölü 100 olur. Bu da yüzde 80'dir dedik. 5 penaltıdan ikisini kaçıran Yavuz'un gol atma yüzdesi ne kadardır? Şimdi 5'inden 2 tanesini kaçırıyor. Geriye kalan 3'ü arkadaşlar gol oluyor. Bakın 5 atıştan 3'ü gol atı oluyor. Yani 3 bölü 5 20 ile genişletelim. 60 bölü 100 yapar. Yani gol atma yüzdesi yüzde 60'tır. 0 tam onda 6 ondalık gösteriminin yüzde sembolü ile gösterimi. 0 tam onda 6 0 tam yüzde eşittir. Bu 60 bölü 100'dür. Yani yüzde 60'tır. %40 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit değildir demiş arkadaşlar. Şimdi 40 bölü 100'dür. 4 bölü 10'dur. 0 tam 10'da 4'tür. 0 tam %40'tır. Bu 4 bölü 10 aynı zamanda 2 bölü 5'e eşittir. A var, B var, C var ama D yok. 0 tam onda 5 ondalık gösterimi. Şimdi ifadelerinden hangi, hangileri yanlıştır? 0 tam onda 5. Sıfır tam yüzde 50 yapar. Bu arkadaşlar yüzde 50'ye eşittir. Bu 50 bölü yüze eşittir. Bu da 1 bölü 2 eşittir. Birinci öncülüm doğru. İkinci öncülüm doğru. Üçüncü öncülüm yanlış. Onar penaltı atışından Tahsin 6 gol atarken Musa 3 gol kaçırmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar şimdi Tahsin şöyle söyleyelim buraya attığı diyelim buraya kaçırdığı diyelim buraya Tahsin diyorum. Buraya ise Musa diyorum. Tahsin'in arkadaşlar attığı gol sayısı 6, kaçırdığı gol sayısı 4. Musa'nın kaçırdığı gol sayısı 3, attığı gol sayısı 7. Şimdi Tahsin'in arkadaşlar gol atma yüzdesini bulalım. 6 bölü 10'dan 60 bölü 100 olur. Bu da yüzde altmış olarak gelir. Musa'nın arkadaşlar kaçırdı. Pardon Musa'nın attığı gol sayısının yüzdesini bulalım. 7 bölü 10'dan 70 bölü 100 olur. Bu da yüzde 70 olur. Şimdi Tahsin yüzde 60'ını 60 Yüzde 40'ını kaçırmış. Musa yüzde %70 70'ini atmış. Yüzde 30'unu kaçırmış. Şıklarımıza bakalım. Musa'nın gol atma yüzdesi yüzde demiş. Yanlış yüzde yetmiştir. Tahsin'in gol atma yüzdesi yüzde Yanlış. Musa'nın gol kaçırma yüzdesi yüzde otuzdur. Yanlış. Tahsin'in gol kaçırma yüzdesi yüzde kırktır. Doğru. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Sıfır tam onda iki yüzde yirmiye eşittir. Sıfır tam... %3, %3'e eşittir. sıfır tam %6, %6'ya eşittir. Burası yanlış oldu. sıfır tam onda 8, %80'e eşittir. Burası da doğru. Yanlış olan C şıkkımızda. Aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır? Bakın burası %72. Ben burayı 4 ile genişletiyorum. 72 bölü 100 yapar. Bu da %72 olarak gelir. Burası arkadaşlar direkt %72, %72 olarak yazılır. Buraya geldim. 36 bölü 72. İlk önce sadeleştirelim. 1 bölü 2. 50 ile genişletiyorum. 50 bölü 100 yaptı. Yani %50 oldu. Bakın A, B, C şıklarımın hepsi %72 iken D şıkkım %50'dir dedim. Bir tarlanın beşte birine ceviz ağacı, onda altısına dut ağacı ve geriye kalanına ise ayva ağacı dikiliyor. Buna göre tarlanın yüzde kaçına ayva ağacı dikilmiştir? Şimdi 1 bölü 5'ine ceviz ağacı, 6 bölü 10'una dut ağacı. Bu ikisini toplayalım. 2 İki bölü 10 artı 6 bölü 10 oldu. Yani 8 bölü 10 arkadaşlar ceviz ile dut, ceviz ve de dut ile dolu tamamından 8 bölü 10'u çıkarıyorum. 2 bölü 10 yaptı. Bu arkadaşlar bize ayva ağacı olarak geldi. 2 bölü 10'u 10 ile genişletelim. 20 bölü 100 yapar arkadaşlar. Yani %20'si ayva ağacı dikilidir dedim. Bir okuldaki öğrencilerin yüzde 40'ı erkek ise okuldaki öğrencilerin kaçta kaçı kız öğrencidir demiş arkadaşlar. Yüzde 100'den yüzde 40'ı çıkarıyorum. Yüzde 60'ının kız öğrenci olduğunu buldum. Yüzde 60'ı kız ise 60 bölü 100 yapar. Burayı 20 ile sadeleştirelim. 3 bölü 5 oldu. Yani 5'te 3 arkadaşlar kızdır. Yukarıdaki sayı doğrusunda oklara karşılık gelen kesirlerden biri aşağıdakilerden hangisine eşit değildir demiş. Şimdi burası arkadaşlar 1 bölü 10. Burası 5 bölü 10. Burası 6 bölü 10. Burası 8 bölü 10. Şimdi ilk önce 1 bölü 10'a bakalım. 10 ile genişletiyorum. 10 bölü 100 yaptı. Ve burası %70 oldu. 5 bölü 6'ya geliyorum arkadaşlar Pardon 5 10'a geliyorum. Burası 1 bölü 2'dir. 6 bölü 10'a geliyorum. Burası arkadaşlar 0 tam 10'da 6'dır. 8 bölü 10'a geliyorum. 10 ile genişletelim. 80 bölü 100 yapar. Bu da %80'dir. Bakın A var, B var, C var ama D yok. %8 vermiş burasının %80 olması gerekirdi. Yandaki şekilde boyalı kısma karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisine eşit değildir demiş. Burada arkadaşlar modellenen kesir 27 bölü 36'dır. 2 ile genişletiyorum. 54 bölü 72 yaptı. Pardon 54 bölü 72. 18 ile sadeleştirelim. 3 bölü 4 yapar. Paydayı 100 yapmak için 25 ile genişletiyorum. 75 bölü 100 yapar. Yani %75 gelir. Bakın A var, B var, D var ama C yok. %70 eşitliğine göre üçgen eksi kare işleminin sonucu. Şimdi %70. 70 bölü 100'dür. Burası 35 bölü 50 oldu. 5 ile sadeleştiriyorum. 7 bölü 10 olur. Üçgenimiz 35. Karemiz 10. Aralarındaki fark 25 olarak geldi. Bir sayının %75'ini bulmak demek nokta nokta bulmak demektir. Cümlesinde noktalı yeri aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Şimdi %75 3 bölü 4'e eşittir arkadaşlar. Peki nasıl 3 bölü 4'e eşit? Adım adım bulalım. %75 75 bölü 100'dür. Burayı biz 25 ile sadeleştiriyoruz. 3 bölü 4 oldu. Yani bir sayının %75'ini bulmak o sayının 4'te 3'ünü bulmakla aynıdır dedik arkadaşlar. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? %6 0 tam 10'da 6 demiş. Burası yanlış. Çünkü 0 tam 10'da 6 aynı zamanda %60'dır. 100, 0 tam %60'da %60'a eşit. Bakın burası arkadaşlar eşit olmadı. A şıkkım yanlış. B doğru, C doğru, D de doğru. Bir işin 16 bölü 80'i bittiğine göre yüzde kaçı bitmemiştir? Tamamından arkadaşlar 16 bölü 80'i çıkaralım. 64 bölü 80 oldum. Şimdi 64 bölü 80'i 16 ile sadeleştirelim. 4 bölü 5 20 ile genişletiyorum. 80 bölü 100 yani bu işin yüzde %80'inin bitmediğini buldum. Aşağıdaki kesirlerden hangisi yüzde sembolü ile gösterilemez demiş. Şimdi şöyle büyütelim biraz. Büyümüyor. Keşke büyüse. A'ya geldik. 7 bölü 14. 2 ile sadeleştiriyorum. 1 bölü 2. 50 ile genişletiyorum. 50 bölü 100 oldu. Yani burası %50 oldu. Bakın burası yüzde sembolü ile gösterildi. B'ye geliyorum. 3 bölü 9. 3 ile sadeleştirelim. 1 bölü 3. Arkadaşlar biz paydası 3 olduğu için bu sayıyı ne ile genişletirsek genişletelim hiçbir şekilde 100 yapamıyoruz. Dolayısıyla burası yüzde sembolü ile gösterilemiyor. C'ye geldim. 9 bölü 36. 4 ile sadeleş, pardon 9 ile sadeleştirelim. 1 bölü 4. 25 ile genişlettim. 25 bölü 100 yaptı. Burası yüzde 25 oldu arkadaşlar. Bakın burayı da gösterdik. D'ye geldim. 21/75 Ben burayı arkadaşlar 3 ile sadeleştiriyorum 7/25 yaptım. 4 ile genişletiyorum 28/100 yaptı. Yani %28 olarak geldi. A'yı gösterdik, C'yi gösterdik, D'yi gösterdik ama B'yi arkadaşlar gösteremiyoruz dedik. Sayfamızı temizleyip 18. sorumuza geçiş yapalım. Yukarıda verilen şekilde boyalı parça sayısının %35'i göstermesi için kaç tane parçanın boyası silinmelidir? Şimdi %35, 35 bölü 100'dür. Yandaki şekil 20 parçaya bölündüğü için ben burayı üçgen bölü 20 diyorum. 35 bölü 100'ü arkadaşlar 5 ile sadeleştiriyorum. 7 bölü 20 oldu. Yani üçgenimizin 7 olması gerekiyor. Şu anda 8 parça boyalı. 8'den 7'yi çıkardım. Bir parçanın boyası silinmelidir dedim arkadaşlar. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.